biter ve alır. Yapıştır dedi, yapıştım. Ölüm değil ölümü görmem. Şimdiden ne yersin? Hat oldu tar kolumdan. Çek elini, sana yaparım sorunlar. Sonra gelir aklına. Ama gelmem yanına. Hemen büyüyemeyeceğiz. Arkadaşlar şu an Reçko ile birlikteyim. Hocam nasıl, iyi misin? Vallahi iyiyim. Yeni bir sayfa diyelim. Yeni bir sayfa açtık, devam ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an bir videodayım. Daha mutlu oldum sayende. Bugün albümün çıkıyor. Albümle alakalı ben merak ettiğim bir soruyu soracağım. Ondan önce ben sana bir soru sorayım. Reçko ile aslında nasıl, eğleniyor musun bro? Valla şarkılar işte. Mekan iyi seçmişsin. Parayı ne kadar verdin lan? Hocam bu bir... Bir dakika ben... Bu bir düğün. Tamam. Ben bugün albümümle evleniyorum. Ben yani buraya parayı saçtım, dağıttım. Sanki düğün. Ama bana altı takılmayacak. Burada ben şarkılarımı dönmeyeceğim. Yani kutluklar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Kombin bence çok iyi. Yani bu kombin... Başını aşağı göstereceksek arkadaşlar, bu albümün merch'ü. Yani bunlar satışta olacak ve benim ürünlerim. Herhangi bir yerden almadım bro. Ne kadar? Kendi üretim. Ne kadar satacaksın? Bayağı ucuza satacağız, emin olun. Şöyle ayrıntıları var. Lastikle sıkabilirsiniz paçalarını. Kebimiz var. Fermuarımız var. Şorta dönüşebiliyor. Zaten üstü anlatmaya gerek yok. Ama bu marketten alabileceğim bir ürün değil. Sadece benim Instagram sayfamdan ulaşıp sipariş verebileceğim bir ürün bro. Şeffaf kargo var mı? Var. O zaman alırım. Bana gönderir misin ya? Şaka yapıyorum. Kanka ben neyken şaka yapma, devam et. Kanka gülüyorlar ama. Pardon. Güldüyseniz sıkıntı yok ama güldürme şimdi. Boş ver. Tamam. Şimdi hocam albümden favori şarkım Agalar. Agalar şarkı çok iyi. Verse olarak Reçko diyor ki sikerim kralını tanımam. Diyorsun ki ben kral falan tanımam. Demek ki piyasada gövde gösterisi yapan bazı insanlara tilt oluyorsun. Piyasa hakkındaki bu arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun isim vermeden? Muhakkak yani şöyle bir ton isim var. Ama yani abi diye enin abisi olmaz. Nasıl yani? Herkesin bir abisi var, bizim abimiz yok yani. Ben çok da bu konuları burada anlatmaya gerek yok arkadaşlar yani. Sence piyasada kral olayı var mı? Çünkü herkes yani bir kendini övüyor. Yani biri değil. 9-10 tane kral var, kendilerine kral diyorlar. Ben de yani sikerim kralı tanımam bro yani. Öyle mi? Ama ne yapayım, mikrofon başına geçip rap yapan müzisyen değilim ben. Beat arayıp, mixçi arayıp, aranjör arayıp, arayan bir insan değilim. Melodinin hepsini yapıyorum. Ya sende zaten full her skill var yani. Sen beat yapabiliyorsun, prodüsörlük konusunda, ses konusunda bayağı kendini yani... Yapıyorum. Şey yap. Aklına geldik her şeyi yapıyorum. Klibi de yapıyorum. Konserdeki sesi de ben ayarlıyorum. Hep ben ayarladım. Atıyorum, beni şu an duyuyorsunuz. Sesimin yüksek notaları yok mesela. Yüksek kısımları, tizleri yok. Ama ben bunu nasıl ayarlayacağımı çok iyi biliyorum bir konserde veya stüdyoda. Ama ondan birine ihtiyaç duyuyor. Yani sen nereye kralsın? Yani herkes kral olmuş abi. Bak, şimdi birçok insan biliyorum alıyorsun böyle mesajları. Sormak isterim. Yani Çakal ile hani aynı sahneyi almıyorsunuz ya artık. Bayağı insan acaba küsler mi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bayağı merak eden insanlar var. Bu konuları falan yaptım. Değiliz kanka. Sadece Çakal'la bizim ortak sahne fiyatımız çok yüksek. Veren varsa çıkarız, veren yok. Yani çıktığımız sahneler olsun biliyorsun da görmüşsün. Gördün. Ne kadar mesela? Sahne ne kanka? Sahne fiyatı. Sizin ayrıca. Çakal'la beraber bizim sahne fiyatımız çok yüksek olduğu için, bunu karşılayan da bir insan olmadığı için, ayrıyetten de bireysel de devam etmekten memnun olmadığımız bir durum yok. Ama eğer bir ekibimizin sahnede istiyorsa bayağı para bayılması gerekiyor. Biz de o yüzden beraber sahneyi takalamıyoruz. Biz falan değiliz yani. Çakal'a da selam. Kanka
kanka görüyoruz seni, hani konserler veriyorsun, flex yapıyorsun, giyiniyorsun. Peki hayatında hani full mutlu musun? Mutsuz olduğun anlar oluyor mu? Yani her insan gibi belki de insanlardan daha fazla bir dalgalı bir hayatım var aslında. Bazen bir ay hiç para kazanmadığım olabiliyor. Bazen bir ay asgari ücretim 400 lirayı kazandığım oluyor falan. Veya 4 milyon lira. Bir ay boyunca çok mutlu olup bir ay sonra ekstra mutsuzluk yaşayabiliyorum. Para geldi ayda da olabilir. Yani duygu dalgalanmalarım var tabii ki ama hayatımı genel olarak memnunum diye, mutluyum diye soruyorsan çevre mutluysa ben de mutluyum. Peki yani genelde hep aklında soru işareti olan bir konu var mı? Ne bileyim arkadaş ilişkisi olur veya ne bileyim aşk hayatında hani çok biraz magazinsel televizyon magazinsel soruları gibi olacak ama aşkla aran nasıl? Yani Reçkol bakış açısı nedir? İnancın var mı? Hayırlısı beyim. Varsa hayırlı birileri olur tabii ki ama hayırlı biriyle karşılaştın mı? Karşılaşsan da devam edemedik belki. Bildiremediğimiz olaylar olmuş olabilir. Belki hayırlı biri çıkartmış olabiliriz ama zannetmiyorum. Reçkol albümün çıkıyor. Çok albümden beklentin ne kadar dinlenir sence tam bir geri dönüş olarak? Ya sizin beklentim yok. Şarkıları zaten dinleyeceksiniz arkadaşlar. 17 şarkı var Pregatilay'da ile beraber. Ben neler yapabildiğimi gösterdim ve kendi sanatımı nasıl sizlere sunabileceğimi gösterdiğim bir albüm bu. İki klip Japonya'da, iki klip Ürdün'de yani. Jordan'da çektik. Çölde çektiğimiz klip bile var. Bu sanatımı bir gösterme biçimi sadece bu albüm benim için. Herhangi bir stream beklentim yok. Çok yüksek olursa çok mutlu olmam. Çok düşük olursa çok mutlu olmam. Öyle bir şey değil yani. Eğer ki atıyorum çektiğim klibi veya yaptığım şarkıyı anlayıp bana geri dönüş sağlayan olursa mutlu olur, konu bu olur kanka. Daha sonrasında devam edeceğim çok büyük konular da var. Bu albüm benim ilk adımım gibi bir şey. Ve bu albüme çok güvendiğim için Reçkol'e de verdim zaten. Yani illa dinleyin, kendinize göre bir parça bulacaksınız. Reçkol'ü sevmiyorsanız bile. Ki ben sizin yerinizde olsam Reçkol'ü sevmem. Peki seni sevmeyenler niye sevmiyordur? Mesela dışarıdan kendini görsen. Zaten kendim bu şekilde planladım kanka ben. Arkadaşım beni nasıl görecek diye zaten çok iyi biliyorum. Ama piyasa beni nasıl görecek diye dış göz olabiliyorum çünkü. Ben zamanında çok fazla festival ve konsere gittim arkadaşlar. Sanatçıyı bir fan demek istemiyorum. Bir dinleyici nasıl görür çok iyi biliyorum. Onların gözünde nasıl gözükmem gerektiğini de çok iyi biliyorum. O yüzden sizin gözünüzde böyle gözüküyorum yani. Kötü yorumlara ne diyorsun? Genelde görüyorsun kötü mesajda bir şarkınla alakalı. Saçma sapan bir eleştiri mesela. İlk kendi yorumumu aldığımda koltuktan zıplıyordum Halil'e hediye almaya. Sonunda değil. Şaka yapıyorsun. Bilmiyorum sen de zaten çekiyorsun. Niye bana böyle? Yani şöyle kötü bir yorum alınca insan biraz düşürdü ama sende farklı bir mentalite var. Yani kötü yorum artı aslında bak. Şimdi kötü yorum hakkında bayağı konuşuruz da. Kısacası şöyle. Kanka ben müziği güzel diyorum. Dinleyen dinleyesin, dinlemez, siktirsin, gitsin. Son olarak şey sormak istiyorum. Reçkol kanka senden hiç global bir proje görmedim. Görürsün. Var mı böyle kafa? Kanka var. Ama onlar yani şey böyle bir aya iki aya çıkacak projeler değil. Hem de yani tahmin edeceğiniz kişiler de değil yani. Tahmin edemeyeceğiniz kişilerle var. Avrupa, Amerika. Kanka Japonya diyeceğim de şimdi Japonya'dan kimseyi tanımıyorsunuz o zaman. Ben bunu hissediyorum ama Japon mu? Kanka o Çin ama ne alakası? Kankay çok iyi. Ooo işte konudan herkesi bu kadar uzak olduğu için tamam ben bayağı global uzayacağım merak etmeyin. Yalnız bunun için zaman lazım. İngilizce çalışıyor musun? Kanka ben üniversite bitirdim biliyorum şimdi bilmiyorum ama benim İngilizcem var yani. İyi mi çok mu yani şarkı yani. Söyle deniyor musun flow'la? İstersem şarkıyı komple İngilizce yapabilirim komple Japonca da yapabilirim bu arada bir şarkıyı. Japoncam da iyi, Arapçam da iyi yani ama çok iyi değil. Japonca bir verse yazmak ya da İngilizce bir şarkı yazmak bir şansı var. Kısa bir örnek veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'da bir masaya İngilizce Türkçe konuşuyor bunu. Yani o yüzden ben Türkçe konuşup belki araya bir şeyler sıkıştırmak isteyebilirim. Yani tek istediğim bu. Teşekkür ederim kanka. Ben de eyvallah kanka. Sağ İyi eğlenceler diliyorum. Eyvallah. İstediğin çiçekler diliyorum. Valla. İstediğin kadar için. Aynen. Bir şey diyeceğim çekiliş yapabilirsin. Benim Asuman konseri benim çekiliş yapsana. Sana 10 kişi hak veriyorum. Var mı lan? 10 kişi sen getirebilirsin diye. Aynen konu. Tamam. Yoruma yaz. Like at. İstanbul'a mı? İstanbul. Söyle İstanbul oldu. İstanbul'da aynen. Arkadaşlar. Çekiliş yapıyorum. Reçkol kendi ağzından söyledi artık. Yorumlara kendinizi belli edin. Instagram'da da takip edin. Instagram'ınızı yoruma yazın. Aynen öyle. Ben de yani öğrencilik dönemi de geçirdim. Normal dönemde geçirdim. Parasız dönemde geçirdim. Gidemediğim konserler oldu. O kişiler yorum yapsın genel olarak. Instagram'ınızla beraber yorum yapın. Sen de 10 kişiyle İstanbul konserine 10 kişi getir kanka. Tamam kanka. Sen de bu işi. Eyvallah. Eyvallah canım. Ayrılmış. Ayrılmış. Ayrılmış.